Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da World Forum e, toplantısına katılacak. Orada yine önemli açıklamalar, önemli değerlendirmeler yapmasını bekliyoruz. Ardından da saat 16'da Dünya e, Müslüman İş Alimi Müsiyat Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresine katılacak. Tabi Cuma günleri gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da oluyor. Cuma çıkışında bazen gazeteci arkadaşlarımızın ...gündeme ilişkin sorularını da cevaplayabiliyor. E, gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda olacak. Peki <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün konuğu vardı Umman Sultanlarla da, E, Heysem Bin Tarın e, nasıl geçti o görüşmeler? Erdoğan'ın verdiği mesajlar nelerdi? Görüşmeler gerçekten önemli, e, önemliydi ve güzel geçti. İlk kez Umman'dan Devlet Başkanı statüsünde bir isim Türkiye'ye geldi. Umman Sultanı Türkiye'deydi. Haysen Bin Tarık. Şimdi tabii önemli anlaşmalara imza atıldı. 10 ayrı anlaşma imzalandı. 2025 yılında Türkiye Umman'dan sıvılaştırılmış gaz alacak. Bu oldukça önemli. Tabii bölgede önemli gelişmeler var. Türkiye ile Umman arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi mevzusu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı'na işte bölgedeki o yaşanan gelişmeleri ilişkin görüşlerini dile getirdiği ve sorunların çözülmesinde gösterdiği gayret e, sebebiyle teşekkür etti. Aynı zamanda da e, devlet nişanını e, Umman Sultan'a takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısında verdiği önemli mesajlar vardı. Yine Gazze'deki katliamlara dikkat çekti. E, Lübnan'da ateşkes olması seven, sevindirici dedi. Lübnan gibi Gazze'de de ateşkes olmalı. Gazze'de kalıcı ateşkes olmazsa... Bölgede huzur olmaz değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Biden'ın Lübnan'da ateşkesin sağlanması için başlattığı girişimi de gecikmeli ama olumlu olarak değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki Ahmet kısaca AK Parti 2. Anayasa Çalıştayı da var. Anayasa çalışmaları ne durumda? Hayat Yazıcı'nın açıklamaları vardı. Çalıştaylar devam ediyor. Şimdi AK Parti bu çalıştaylarla bir veri tabanı oluşturmayı planlıyor. Sivil toplum kuruluşlarının katılımı, üniversitelerin katılımı, e, siyasi partilerin katılımıyla e, bu çalıştaylar devam edecek ve ortaya çıkan o e, çalışmalar, o veriler değerlendirilecek ve bir taslak haline getirilecek. Anayasa değişiklik taslağı daha sonra siyasi partilerle bu taslak masaya yatırılacak. Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da en geniş mutabakatla sivil, demokratik ve çağdaş bir anayasa yapmak istediklerini söyledi. Sadece meclisten kabul edilmesi, meclisten bunun çıkması yeterli değil. Halkımızın da buna desteğini sağlamamız gerekir ifadesini kullandı. Peki. Özgür Özel bugün tutuklu. Ahmet Özel'i ziyaret edecek bugün. Onunla ilgili gelişmeleri de alalım Ahmet. Şu sıralarda görüşüyor olması lazım. Ee, Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'da yerine kayyum atanan ve tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Silivri'de ziyaret ediyor. Biliyorsun Adalet Bakanlığı'yla polemik konusu olmuştu. İzin verildi, verilmemesi tartışması yaşanmıştı. O izin sonunda sonuçta verildi. Şu dakikalar itibariyle de eğer bir gecikme, bir sarkma olmadıysa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'le bir görüşme gerçekleştiriyor. Silivri cezaevinde yapılıyor bu ziyaret. Tabii oradan çıkışta yapacağı açıklamalar önemli. Özgür Özel'in o açıklamalarını takip edeceğiz. Özgür Özel'in bir önemli programı daha var. O ziyaretin ardından Ankara'ya geliyor. CHP Genel Merkezi'nde DEM Parti eş genel başkanlarıyla Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la bir araya gelecek. O görüşme de oldukça önemli. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. O görüşmenin ardından da e, genel başkanların kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. E, yaşanan tartışmalar, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı, yeni çözüm süreci arayışları, bütün bunlara ilişkin olarak e, değerlendirmeler yapmasını bekliyoruz. Peki, Ahmet son olarak da Milli Soma Bakanlığı'ndan Suriye'deki birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık demişti. Suriye'de yaşananlarla ilgili. MSB başka neler söyledi? Şimdi tabi Suriye'de e, önemli gelişmeler yaşanıyor. HTŞ'ye ona destek veren diğer muhalif gruplar Halep'e doğru ilerliyor. Son gelen bilgilere göre önemli kazanımlar sağlandı. Kimine göre işte 11, kimine göre de 13 yerleşim yeri muhaliflerin eline geçti. E, i̇lerleyişinde devam ettiği belirtiliyor. Tabii Halep'in e, ele geçirilmesi, Suriye rejiminin elinden çıkması oldukça e, önemli başka gelişmeleri de tetikleyebilecek önemli bir durum. Şimdi baktığımız zaman M5 otoyolunu da yine muhaliflerin ele geçirdiği ifade ediliyor. Suriye rejimi açısından M5 otoyolu gerçekten hayati öneme sahip. Bu gelişmeler Türkiye tarafından da yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları oradaki gelişmelerin yakından incelendiğini ve takip edildiğini Mehmetçiğin ve orada Görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da her türlü güvenliğinin alındığını ifade ediyorlar. Tabii e, güvenlik kaynaklarının başka bazı değerlendirmeleri de var. Son zamanlarda rejimin özellikle İdlib'de e, yaptığı saldırılar, e, yaptığı e, o katliamlar, e, bu e, gelişmeyi tetikledi şeklinde değerlendirmelerde bulunuyorlar. Aslına bakılırsa buna tepki olarak e, bu e, saldırı, bu girişim başlatıldı. Ancak sonrasında e, muhalif grupların rahat bir biçimde ilerlediği, Suriye rejimi askerlerinin çok fazla direniş gösteremediği anlaşılınca bu e, harekat biraz daha genişletildi ve Halep'e doğru ilerliyor. Evet. Ahmet, e, bir kepsimiz var. Onu da bir getirelim Esun. Şu Türkiye gazetesinden. E, Bahçeli'nin çıkışı <laughs> vardı değerli izleyiciler hatırlayın. Öcalan, Tevhid Başı'yla DEM Parti gerekirse görüşsün diye Erdoğan da buna <laughs> destek vermişti. Bugün Türkiye Gazetesi'nin haberi getirelim. Demlilerin İmralı'ya gitmesine Erdoğan da sıcak bakıyor. <laughs> Milli İstihbara yapacağı ön hazırlığın ardından ziyarete izin verilmesi bekleniyor diyor Ahmet. Tabii biz bir ön hazırlık falan yok. Hep öyle söyledik bir şey ki hala olmadığını söylüyoruz. E, tekrar Ahmet'e dönelim. E, ne, ne dersin Ahmet? E, Dem Partililer e, görüşecekler terörist başıyla gibi görünüyor. Evet görüşecekler zaten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da makul süre içerisinde cevap verilir açıklamasında bulunmuştu. İşte o makul süre ne kadar e, Türkiye Gazetesi'nin haberinde de verdiği gibi bir ön hazırlık gerekiyor. On, e, o ön hazırlıklardan bir tanesi nedir? İşte İmralı'yla en azından bir e, terörist başıyla temas kurulacak Tabi mit ve belirlenen güvenlik kaynaklarının oluşturduğu o heyetler ya da görevliler sürekli olarak bu görüşmeleri gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda da DEM Parti'den İmralı'ya kimlerin gideceği de oldukça önemli. Ona yönelikle bir hazırlık yapılması gerekiyor. Çünkü zaman zaman daha önce de bu yaşandı. İmralı'nın verdiği, İmralı'dan gelen bazı mesajların tam olarak yansıtılmadığı işte kesintiye uğratıldığı ya da yanlış aktarıldığına yönelik değerlendirmeler oldu. Bunun da önüne geçmek amacıyla e, demden kimlerin e, gideceği konusunda da bir ön hazırlık yapılacak. Yani bu eğer bir mesaj verecek mi? Vererse nasıl verecek? Bunun karşılığı ne olacak? Bütün bunların ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaten e, altını çizdiği bir konu var. Daha önce yaşanan hatalar tekrarlanmayacak diyor dolayısıyla o hataların tekrarlanmaması için ve sürecin doğru bir biçimde ilerlemesi için biraz daha incelenip sık dokunuyor gibi görünüyor.